Sayın Valim, Sayın Rektör Yardımcım, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, üniversitemizin değerli öğrencileri ve katılımcılar, İçişleri Bakanlığı'nın 2015-2016 proje destekleme sisteminden desteklemeye uygun gördüğü Sosyal Akranım Var projemizin kapanış töreni ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'ndan hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve Ankara'daki mevkuf saldırı sonrasında hayatlarını kaybedenler uğruna bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Gençlerimizin başarılı çalışmalarını taçlandıracağı bu özel günde daha önceden belirlenen programlarından ötürü katılamayacağız. Siz değerli başkanımızın nezaketinde katılımcılara selam ve saygılarını sunar, programın başarılı geçmesini temenni ederim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Genç Eller Derneğimizin düzenlemiş olduğu Sosyal Akranım Var projemizin 6 aylık çalışmalarını aktarmak üzere dernek başkanımız Enes Bektaş'ı sahneye arz ediyor. Sayın Valim, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli temsilcileri, hepiniz bu programımıza hoş geldiniz. Genç Eller Derneği olarak 16 ayda 60. etkinliğimizi düzenliyoruz. Bugün burada sizlerle olmak, bu kürsüde sizlerle konuşmak benim için gurur veriyor. Ben 25 yaşında bir gencim. Üniversitede olmak bizim için bir sevinç. Biz 6 aylık çalışmalarımızda kardeşlerimizle beraber demokratik katılım eğitimleri verdik. Aynı zamanda farklı çalışmalarımızla, farklı eğitimlerimizle 6 aylık sürede kendilerine başarılı işler nasıl yapılır, proje nasıl yazılır, gençlerin ilerleyen hayatlarında neler yapması gerektiği, girişimcilik, bu konularla alakalı bilgiler verdik. Şimdi de kendileri daha önce hiç tiyatro eğitimi almamış olmalarına rağmen gecesini gündüzüne katarak burada sizler için bir tiyatro gösterisi hazırladı. Çanakkale Şehitlerimiz adına hazırlanmış bir program. Biz söyleyecek sözümüz var, değiştirecek gücümüz var diyerekten sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sizlere derneğimizin, misyon ve vizyonumuzun yer aldığı tanıtım filmiyle baş başa bırakıyoruz. Bu özel gösterimize katılarak bizleri onurlandıran değerli valimiz Hasan Bağcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Değerli meslektaşım, Sayın Rektör Yardımcımız, saygıdeğer konuklar, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimizin başka bir programından dolayı biz sizlerle birlikte olacağız. Sayın Valimizin selam ve saygılarını arz ediyorum. Evet, bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Dünya tarihine altın harflerle yazılmış Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünde
böyle bir programın da yapılmış ve bu programın çerçevesinde çocuklarımızın gösterisini izlemenin haklı olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımızın yaklaşık 43 öğrencimizin olduğu ifade edildi. Bu öğrencilerimizin sosyal hayata, toplumsal hayata hazırlayabilmek bakımından diğer öğrencilerimizle bir uyum içerisinde onların eğitilmesi ve kaynaşılmasını sağlayacak bu projeyi gerçekleştiren Düzce Genç Eller Derneği'ne huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki zaman içerisinde de bu tür projelerin ve programların yapılmasını daha fazla emek sarf edeceklerine de yürekten inanıyorum. Çünkü onlar gençler, hepsi genç. Genç olduklarına göre daha çok çalışmaları lazım. Evet, bugün tarihi günü olarak gerçekten İstiklal Savaşı'nın sonunda kazanmış olduğumuz zafere giden Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünün gururunu hep birlikte Türk milleti olarak, haklı olarak yaşıyoruz. Yoksulluğa rağmen, güçsüzlüğe rağmen, imkansızlığa rağmen bu güçlü emperyalist orduların karşısında imanımızla, inancımızla, azmimizle o emperyalist güçleri topraklarımızdan atmanın başarısının, zaferinin yıl dönümündeyiz. Biz sevinmeyeceğiz de kim sevinecek? Elbette ki biz sevineceğiz. Nasıl ki 101 sene önce olduğu gibi bugün de içeriden veya dışarıdan gelebilecek bu tür saldırılara karşı yine aynı iman, aynı inanç ve kararlılıkla hep birlikte mücadele edeceğimizin de kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle başta Çanakkale olmak üzere Kurtuluş Savaşımızda ve bugünümüzde bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyor. Kahramanlarımıza sağlıklı ömürler diliyoruz. İnşallah bir daha bu sıkıntıları, bu savaşları yaşamayız, ümit ediyorum. Ben Genç Eller Derneği yönetimindeki arkadaşlarımıza bir kez daha farklı alanlarda çalışma yapmak üzere bir takım aktiviteler içerisinde olacağını, biz de bu tür aktivitelere de buradan yardımcı olacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar diyoruz ve kendisine bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri için teşekkür plaketini takdim etmek üzere dernek başkanımız Enes Bektaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sosyal akranım var projemiz kapsamında 6 aylık çalışmaların meyvesini şimdi hep beraber izleyeceğiz. Kardeşlerimizin hazırladığı türkü, oratoryo ve tiyatro gösterisini izlemeye davet ediyorum. Hey!
Zırhlıların gitti deniz dibine. İlk vuruştan sonra bu kaçmak niye? Dur, kaçma. Ya fırsat geçerse elime? Bugün vatan bizden razı olacak. Ne dersin ilk ordu razı olacak. Çanakkale'yi hiç verir mi sandınız çocuklar? İstanbul'u alacak bir er. Var mıdır dünyada? Nerede o asker? Bugün vatan bizden razı olacak. Ne dersin ilk ordu razı olacak. Boyalak döver oğlu Mustafa. Yazdı bu destanı. Girerken safa. Murad-ı ermektir. Arzı da vafa. Bugün vatan bizden razı olacak. Ne dersin ilk ordu razı olacak. Bir
şehit olursam benim için sakın ağlama. Bil ki şehitler ölmez. Şuraya bak çavuşum. Hasan tarladan geliyor. Muhtar gel bakalım. Benim tarlanın ürünleri sende midir? Evet. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var ne yok? Çok şükür. Hayırdır böyle? Hayırdır muhtar? Ahmet çoğu sizi almaya gelmiş. Çanakkale için sefer eline çıkmış. Lakin bekleyecek vakit yok. Ne zaman lazım? Sen ne diyorsun muhtar? Batayonu beklenir mi? Ben hemen hazırlanırım. Zeynep'im, yavrum sana. Sen yardım et ama. Hakkınız helal edin. Ya haydi muhtar gidelim. Şimdi de Çanakkale diyorlar.
Kolum Sarpa çölünde kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yaşlısın dediler. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnan insan ihtiyarlamaz. Kabul etmediler. Ama yine de gururluyum. Şerefliyim. Onurluyum. Yerimi oğlum Salih'im dolduracak. Hepiniz mi? Hepiniz! Çanakkale'ye mi? Çanakkale'ye! Oğlum, Salih, gelemediğim için üzgünüm yavrum. Gevura biz yeteriz baba. Biz yeteriz! Oğlum, Allah'ım arasın. Gevura benim için de kurşunsun. Benden sonra da oğlum baba. Oğlumuz! Sonra da torunlarımız! Sonra da torunlarımız! Düşmana mezun olacak toprağımız! Hiç meraklanma baba. Mezuniye boş bırakmayacağız. Sen müstehir ol. Kurban oldum. Anam da olaydı da göreydi yiğitliğini. Hakkını helal et oğlum. Ne kadar hakkın varsa helal olsun yiğidim. Bundan sonra eviniz yok. Köyünüz yok. Her şeyinizde cephenin malısınız. Haydi, uğurlar ola. Allah'a emanetsiniz, kınalı kuzularım. Haydi yiğitlerim. Yolunuz açık olsun. Haydi. Abin için ve diğer evlatlarım için olacak. De haydi git oğul.
Nasılsın asker? Sağ ol. Sizler de sağ olun evlatlarım. Kardeşlerim, bu bizim milletimizin ne ilk savaşıdır ne de son savaşı olacaktır. Düşman mermisi yalnızca korkaklara isabet eder. Ölüm sadece insana bir defa denk gelir. Ama korku ölüm anı gelinceye kadar ölüm acısını hissettirir. Bizler bu harbe insanı öldürmek için geldik, ölmek için değil. Şu karşı tarafta gördüğünüz denizde düşmanı boğmadan hiçbirimize rahat bir nefes almak yok. Anlaşıldı mı asker? Yeni gözcü birliklerimiz düşmanın bu sabah taarruza geçeceğini bize haber verdi. Eli kulaklarındadır. Çavuşunuz nerede? Çavuşunuz nerede asker? Buradayım kumandanım. Neredesin sen asker? Kumandanım, öteki komutan beni çağırdı, onun yanındayım. Tamam asker, düşman birlikleri bu sabah taarruza geçecek. Hep birlikte hazır bulun. Geçiver.
Lakin suyunuz varsa uzak yoldan geldim. Mahiyetindeki birkaç yerle birlikte Adana'ya gitmekteyim. Üstümde vazife olunca size doğru. Kızım, hele komutana bir su getir ver hadi. Çanakkale'de harp başladığından beri çarpışmaktayım. Emrimdeki birlikte çok çetin mücadelelere girdiniz. Oğlunuz Hasan da benim bölümdeki on binlerce kahraman Türk defterinden bir tanesi. Komutanım, sen ne dersin? Hasan'ıma bir şey mi oldu yoksa? Siz Çanakkale'de harp nasıl geçmektedir bilir misiniz? Mektuplardan biliriz harbi. Anlatanlardan biliriz. Şehit oldu Hasan. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ben kendime söz verdim. Eğer Hasan'ım şehit olursa ağlamayacağım dedim. Şimdi Hasan'ım şehit oldu. Thank you.
şehit etmeyecek. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i, Sünni'si, Alevi'si. Hepimiz o gün oradaydık. Hepimiz yeniden bugün burada olacağız. Hoş geldin oğlum. Canım.
Aslı. Sayın Valimiz Hasan Bağcı'yı, Sayın Rektör Yardımcımız İlhan Genç, Dernekler İl Müdürümüz Sayın Yunus Karaman'ı ve Sayın Dernek Başkan Yardımcımız Emine Bektaş'ı sahneye arz ediyorum. Bisikletleri teslim almak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Oğuzhan Aydın, Tolga Kanık ve Neslihan Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Bunu ben de kürsüye davet ediyorum. Bro.
Programımıza katılarak bizleri onurlandıran değerli aile ve sosyal politikaları müdürümüz Zeki Yıldırım'a plaketini takdim etmek üzere derneğimiz yönetim kurulu üyesi Feyza Kavlak'ı kürsüye davet ediyoruz. Bugün de böyle şey yapıyoruz. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran değerli dernekler il müdürümüz Yunus Karaman'ın plaketini takdim etmek üzere derneğimiz üniversite birim başkanı Merve Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Programımıza ve projemize desteklerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Dereci'ye ödülünü takdim etmek üzere derneğimiz Mali İşler Başkan Yardımcısı Emre Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Projemizin başından sonuna kadar emekleri olan proje koordinatörü Elif Demirağ ve proje koordinatör yardımcımız Emre Çelik'e ödülünü takdim etmek üzere Sayın Vali Yardımcımız Mustafa İmamoğlu ve Rektör Yardımcımız İlhan Genci kürsüye arz ederim. Gerçekleştireceğimiz ve 22 üniversitenin katılımıyla düzenleyeceğimiz Üniversiteler Rafting programına katılıyor etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Bizleri takip etmek için tüm sosyal medyalarından Genç Eller Derneği olarak aratabilir ve bizleri takip edebilirsiniz. Programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür eder, iyi günler dileriz.